Global Just Recovery Gathering. It's a real pleasure to and privilege to be with you today for this panel. Sizinle olmak müthiş bir keyif. İklim çözümleri sadece adaletle olabilir. Nimo Bassi bize katılıyor. Toprak Ana'nın evi kuruluşu, bir düşünce kuruluşu, onun kurucusu. Mimar, şair, yazar, birçok şahane kitap yazmış. Bir kitabı, Bir Kıtayı Pişirmek isimli kitabı, beni bu işlere girmeye bana ilham veren kitaptı. Kahramanlarımdan birinin burada olması çok güzel. Öbür konuklarımızdan biri Suanur Raman, kendisi Bangladeş'ten gençlik neti, iklim adaleti için oradan. Genç yaşına rağmen çok iş yapmış Bangladeş'te. Sidar kasırgasından sonra başlamış. Bizim önerdiğimiz çözümlerin anlamlı çözümler olması için uğraşıyor. Sonra Teresa Anderson var. İklim politikası koordinatörü ActionAid'in. ActionAid merkezine adaleti alan çalışmalar yapıyor. Really great to have you with us, Teresa, and really great to have you all here. So, to kick off, I wanted to start with a question about your work and its relation Soru, to justice. Şu, işiniz ve adaletle nasıl bağlantılı sizin işiniz? Üçüncüye çok teşekkür ediyorum. Heyecan verici bir toplaşma için bu çok önemli bir zamanda. Çok büyük bir onur. Bu kolektif hareketin içerisinde evet, soru ve bu oturum çok doğru zamanda geldi. İklim adaleti ne demek bana ve akşamında? İki düzlemde cevaplayabilirim sanırım. Öncelikle jeopolitik değil, iklim müzakerelerinin jeopolitiği konusunda ben bu konuda çalışıyorum. Çoğunuz da belki burada çalışıyorsunuz muhtemelen. Bizim için bunun manası kirleten ülkeler, korporasyonlar ve bireyler bu probleme sebep olmak için en çok şeyi yapmış olanlar, bir asırdır sanayileşmenin yüzyıllarca sömürgeciliğin faydalarından yararlandılar. En çok onların yapması gerekiyor bir şey. Buna karşılık iklim sorununda en az katkıda bulunmuş, en az ama en çok etkilenen ülkeler, yükselen seviyesinden, kuraklıklardan en çok etkilenen ülkeler, haksız bir yük taşımaya zorlanıyorlar kendi yaratmadıkları bir sorunu tamir etmek için. Kim bunu sorumlusu? Sorunu kim yarattı? Kimin bir adım atması gerekiyor en çok? Dünyanın birçok yerinde gördüğümüz bir sebebi de bu. İklim adaleti ve eşitliğimiz zaman jeopolitik bağlamda bunlardan bahsediyoruz. Sosyal adaletin de merkezinde olması gerekiyor iklim hareketinin. İklim sadece karbona dayalı veya sera gazlarına dayalı hesapları yapmanın ötesine gidiyor bu. Kutup ayılarını da hepimiz çok seviyoruz ama bunların da ötesinde
programlar, projeler dediğimiz zaman bu politikaların ne yaptığını anlamamız gerekiyor. Yer, topraktaki insanları nasıl etkileyecek, onların kimini, yemek, güvenliğini, toprağa erişimini nasıl etkileyecek, kadınlar oransız olarak etkileniyor mu? Eşitsizliklere bakıyor mu bu politikalar, yoksa eşitsizlikleri çoğaltıyor mu? Bizim masaya koyduğumuz sorun çözümlerin birçoğu bu sorunlara cevap vermiyor. Ve en çok etkilenen bu insanların söyleyecek bir şeyleri var mı? Onlar söyleyebiliyorlar mı? Eğer kendilerine zarar verecekse hayır diyebiliyorlar mı? Onların fikri alınıyor mu? Ben bir gençlik aktivistiyim. Bangladeş'ten. İklim adaletini, cinsiyet adaleti ve sosyal adalet olmadan ulaşamayız. Aksi yanlış çözümler, karbon tutumu ve doğal gaza geçiş gibi çözümler toplulukları fakirlikte tutacaklar. Eğer çözümlerin en çok etkilenen topluluklar için de etkili olmasını istiyorsak, sürdürülebilir enerjiye adil bir geçiş yapmamız lazım. Hükümetlerin gençleri de karar verme aşamalarına katması lazım. Çünkü ne olsa genç insanlar geleceğin liderleri. Biz sadece şimdi için değil, sadece gelecek için değil, şimdi için de çalışıyoruz. Ve bize tutmadıkları sözleri tutmaya davet ediyoruz. Onlarsa her zamanki gibi boş kelimeler söylüyorlar. Bizim dikkatimizin yanlış çözümlerle dağılmaması gerekiyor. Bizler en az katkıda bulunduk bu soruna ve vaktimiz kalmadı. Ben ve Bangladeş'te benim insanlarım için iklim krizi bir öngörü değil, şu anda bizim gerçekliğimiz. Kasırgalar daha kötüleşiyor, görülmemiş seller var ve 2050 senesinde Bangladeş'in yarısı su altında kalacak bu krizden ötürü. Her gün sahil taraflarındaki insanlar şehirlere göçmek zorunda kalıyorlar. Çünkü toprakları mı kaybediyorlar? Fosil yakıt endüstrisini evde ve dışarıda finanse etmeye artık bir son verilmesi gerekiyor. Teşekkür ediyorum Teresa ve Sohanu. Çekiçi bu konuda çivinin tepesine vurmamız gerekiyor. Benim ve arkadaşlarımın yaptığımız iş tamamen adalet üzerine. İklim adaleti olsun, yemek, hatta bilgi paylaşmak. Her şey bir adalet platformunda olmalı. Yani iklim değişimi, bu iklim hareketi dediğimiz zaman temellere geriye gitmemiz lazım. Nereden geldi bu sorun? Kim bunun sorumlusu? Orijinal sorunun nerede olduğunu bulursak o zaman bir çözümden konuşabiliriz. Eğer çözüm kurbanlar tarafından, en çok acı çekenler tarafından yapılacaksa o zaman adalet yok demek. Bu konuşma devam ettikçe çok duyacağız bunu, eminim. Paris Anlaşması'nda bile toparlamakta olan inisiyatif sorumlulukları
var. Benim için iklim adaleti dekolonize etmemiz gerekiyor hareketimizi. Köklerine gitmemiz gerekiyor bu çoklu krizin. Sadece bir taraftan bakamayız. İklim değişimine atmosferdeki karbonları sayarak başlarsanız konuyu kaçırmış olursunuz. Bu bir sosyal mesele, ekonomik, politik mesele. Her tarafı, bu alanın her tarafına bakmamız gerekiyor. Bütün adaletsizliklere. Ve mevcut global iş bölümünü tersine çevirmek de demek bizim için. Çünkü dünyanın bir kesimi, özellikle güney, ham maddeyi sağlıyor. Bu ham madde de çöpe dönüştürülüp batı tarafından, çöpe ve yıkıma dönüştürülüp yine onlara gönderiliyor. Sadece insanlar için değil ama toprak anne için de düşünmemiz lazım. Toprak annenin devirlerini devam ettirmeye hakkı var. İnsanların yaptığı toprağa da adaletsizlik sadece bizim için değil, bütün varlıklar için de. Bir şey daha var. Ben hakarete uğramış gibi hissediyorum. İnsanlar karbon köleliğine zorlanıyorlar. Görüyorsunuz doğayı, bir ağacı görüyorsunuz ve o ağaca birisinin bekçilik etmesi gerekiyor, mecbur kalıyor. Her şeyi bir kenara bırakalım, bu bizim haysiyetimize dokunuyor. Bütün bunlar hayat ve haysiyet konusunda. Bu konunun ne kadar çok yönü var birbirleriyle, bu her şeyin suyunu sıkan kapitalist ekonomik sistemde, bu krizin çoğunu güden sistem, bu sistem çözümlerin de radikal olması gerekiyor belki. Ve yani köklerine, sebeplerine bakmamız gerekiyor bu meselenin ve bu sistemik doğasına bakmamız gerekiyor, semptomlara bakmak yerine. Bu semptomlarla uğraştığımızda sadece yanlış çözümlere gidebiliyoruz. Bu konuya girelim. Sizin tecrübenizde yanlış çözüm nedir? Bize örnek verebilir misiniz? Niye bu çözümler yanlış? Anlamlı değil de yanlış. İyi oldu bu sorunun geldiği. Birçok örnek var benim tecrübemde de. Yaptığım işin birçoğu açlık politikaları, yemek meselesi, fosil politikleri, bunlar bu boru hattının başladığı yer. Bütün bunlarda yanlış çözüm örnekleri görüyorum. Bunlar gerçek hareketi tıkıyor. Bir tanesi iklimin lehine ziraat denilen şey. Şimdi teknik kelimeler kullanmadan insanlar iklimin lehine ziraatten bahsettiğinde, doğru olsun yanlış olsun, genetiği değiştirilmiş tahıllardan bahsediyorlar. Kıtla dayanıklı, sert koşullara dayanıklı şeylerden bahsediyorlar. Bu konuda insanlar zannediyorlar ki ne kadar güzel bir fikir. Teknolojinin her şeyi çözümleyeceğini zannediyorlar. Teknoloji sanki bir dine dönüştürülmüş gibi.
bir ürünün gerçekten iklimin lehine olması için inanıyorum ki kültür konusunda, ekonomi konusunda ve yetiştirildiği yere göre akıllı bir ürün olması gerekiyor. Bir laboratuvarda yetiştirilmiş bir şey değil. Bir binanın içerisinde bir laboratuvarda değil. Asıl laboratuvar doğa. Hayat buradan geliyor. Doğa bize vermiş aslında sağlam ürünleri. Bizim bir yerde, özel bir yerde yaşayan insanlar ellerinde ne olduğuna bakmalılar ve bu ellerinde olan şeyle başa çıkmalılar. Eğer limanlarına dışarıdan ithal edilen şeylere bağlı olacaklarsa bu kolonyal düzenlemelere geri dönmek gibi. Bu kavramın üzerinden genetiği değiştirilmiş ürünlerin en iyi iklime dayanıklı şeyler olduğu kavramın üzerinden mesela Afrika'da birçok ülke çok zorlanıyor korkunç karar kanunlar geçirmeye. Bu kanunlar gıda güvenliğini ve insanların güvenliğini göz ardı ediyorlar. Çok direnç görüyoruz gerçekten, gerçek iklim eylemi yapmaya. Asıl hareket, gerçek iklim hareketi fosilleri toprakta bırakmak. Çok para gerekmiyor, teknoloji gerekmiyor, 20 seneler süren konferanslar gerekmiyor, fosilleri oldukları yerde bırakın. Mesela Ngoniland'de 1993'ten beri fosiller toprakta kalıyor. İnsanlar artık toprağımızda bunu istemiyoruz dediklerinden beri. Costa Rica'da gördük bunu, Belize'de gördük bunu. Norveç'te görüyoruz bunu. Mücadele var. Aramalara karşı da, petrol aramalarına karşı da, bütün bu yıkıma karşı yanlış çözümler bu boru hattının nereden başladığını göz ardı eden çözümler. Sadece karbon moleküllerinden bahseden çözümler bence yanlış çözüm. Evet. Bu iklim lehine dediğimiz şey, bunlar çok yanlış. Daha çok iklime dayanıklı ziraat üretimine odaklanmalıyız. Ve politikalar, Bangladeş iklim konusunda bir hareket planı olan ilk ülke, bizim bir ulusal hareket planımız var, birçok planlarımız var, politikalarımız var. Delta planının öncüsü Bangladeş, insanların katılımı, kadınların katılımı, gençlerin katılımı, bu kararların verilmesi ve uygulanmasında, iklime müdahalelerde çok önemli. Toplulukların katılımı olmaksızın, bu planlarda bunlar yanlış çözümlere dönüşebiliyor ve daha çok problem yaratabiliyor bu topluluklar için. Mesela Delta planı. Delta planı tamamen Hollanda'nın üzerine odaklanmış ve Hollanda'da uzmanlar yapıyor bu planı. Hollanda'da bir delta ülkesi Bangladeş gibi ama biz eğer Hollanda'nın planını kopyalarsak bu bizim için sürdürülebilir bir çözüm olmaz. Bizim gıda ve toprak güvenliğimizi sağlamaz. Yani her yerde yerel çözümler bulmamız lazım. Yerel bilgiler, yerel tecrübeler ve çözümler olmaksızın daha çok problem yaratacağız yanlış çözümlerle. Bangladeş'te bir vakıf fonu kuruldu ama bu vakıf fonu parklar yapıyor, otobüs
durakları yapıyor. Gerekli şeyleri fonlamıyor. Çözüm bu değil. Bizim Bangladeş'teki içme suyu krizine daha çok desteğe ihtiyacımız var veya çiftçilerin nasıl uyum sağlayabileceği konusunda. Birçok mega projeler yapılıyor burada Bangladeş'te uluslararası yardımla. Ama bütün bu mega projeler daha çok sorun yaratıyor iklim krizinde. Sahte çözümlerden bahsediyorum bir örnek olarak. Özellikle net sıfır şirketler ve hükümetler tarafından bu hedef olarak söyleniyor. Özellikle Birleşik Krallık'tan, Fransa'dan, İsveç'ten çoğu bu net sıfır hedeflerini söylüyorlar ve bunun ve bunu aslında bizi Paris Anlaşması taahhütlerini yerine getirecek bir adım olarak görüyor insanlar ve bütün şirketler, Nestle, Shell, Qantas, Microsoft, çimento sanayi, çelik sanayi, bunlar bir tür aslında net 2050'de net sıfır hedefine ulaşacaklarını söylüyorlar. Bu birçok hükümet tarafından kutlanıyor. Muazzam bir işaret olarak gezegeni kurtaracağımızın sanki. Ama sanırım aslında daha fazla bu tür açıklamalar da duyacağız. Hükümetin bunu iyi olacağı konusu. Ama bu doğru değil. Çünkü net sıfır hedefleri iyi gibi görünebilir ama aslında acil eylemi aslında ertelemek 2050'ye kadar olduğu gibi ki bu zaten 30 yıl önce ve bu yeşili boyamak için kullanılıyor aslında ve bazı hayali teknolojiler ilerisinde mevcut bile değil ya da mesela çok başlangıç aşamasında ve asla bunlar mevcut olmayacak ve bir yandan da bu hedeflerin aslında muazzam toprak gasplarına yol açacak projeler bunlar aslında. Gerçekten muazzam toprak gaspları ve bu net sıfır hedefleri aslında bunları kendi nominal değerleriyle kabul edemeyiz aslında. Net sıfır hedefleri gerçekten sıfıra ulaşmak demek mi yoksa yeşile boyamakla mı ilgili? Ve bu net ne kadar net, ne kadar büyük bir net? Aslında salımları radikal biçimde azaltmak için hükümetlerin, şirketlerin ne yapmak gerektiğini biliyoruz ama bu hükümetler ve şirketler kirletmeye ve sera gazları salmaya devam etmeye çalışıyorlar ve gelecekteki noktada bir çözüm olacaklarını söylüyorlar karbonlar bakımından. Genellikle bu net sıfır hedefleri ağaçlar, plantasyonları ya da çeşitli biyoenerji, karbon yutağı teknolojileri gibi teknolojiler üzerinden güya ilerliyor ama bu teknolojiler özellikle karbon yutma ve depolama teknolojileri denen teknolojilerin aslında hedefleri tutacağını söylemek son derece saçma. 10 yıllardır bu teknoloji üzerinde milyarlarca lira harcadı ama şu anda yok. Diyelim ki ağaç plantasyonlarıyla daha fazla karbon havaya yutarak bunun olacağını söylüyorlarsa aslında bu hedefler diyelim ki biyoenerji, karbon yutağına dayalı teknolojiler muazzam toprak gaspı, arazi gaspı anlamına geliyor ve aynı zamanda da iklim hedeflerinin de tutturulamayacağı anlamına geliyor. Yani bu hayali teknolojileri dayanamayız ve iklim sömürgeciliğini de kabul edemeyiz ve bütün hükümetlerin ya da şirketlerin hedefleri bu bakımdan inandırıcı değil. 2050 temelli bunlar hedefler. Bu zaten son derece geç. Aslında dönüştürücü eylemi
atmosfere gazı emisyonunu azaltmak için dönüştürücü eylem eksiğini üstünü örtmek için bunu yapıyorlar. Radikal olarak dönüşüme ihtiyacımız var. Salmamaya başlamamız lazım. Şu anda ekin üretmek için kullanılan toprakları arttırmamız lazım. Gerçekten bu aslında ilan edilen hedeflerin önemli bir kısmı son derece zayıf önlemler ve aslında ihtiyaç duyduğumuz hedeflere ulaşamayacağız. Özellikle de küresel güneydeki topluluklar da aslında topraklarından atılacaklar. Özellikle biyoyakıt ürünleri ekilen topraklar aslında giderek büyüyor ve insanlar yerlerinden ediliyor, açlıkla karşı karşıya kalıyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleriyle karşı karşıya kalıyor. Bir kez daha küresel güney yaratmadığı eşitsizliklerin, krizlerin yükünü yüklenmeye zorunda kalıyor. Ve aslında gerçekten salımları kesmek için gerçek, radikal, köklü dönüşümlere ihtiyacımız var. Enerji, endüstri, tarım sektörlerini kapsayacak acil dönüştürücü eyleme ihtiyacımız var. Teşekkür ederim bu yanıtlar için ve sanırım ve bu son derece teknolojiye bağımlılığın aslında adalete duyarlı olmamanı yarattığı muazzam problemler var gibi görünüyor. Sanki düştün internetten ama geri geldiğine sevindim. Teknoloji bizi kurtaracak meselesi bayağı odaklanıyor. Özellikle Bill Gates'le kitabında biliyorsunuz bütün bu teknolojiler bizi kurtaracak o kitabında iddia ediyor. Bu arada aslında şu anda zaten elimizde olan çözümlerin önemli bir kısmını da aslında görmezlikten geliyor. Gerçek bir çözüm var aslında sizin söylediğiniz. Neden adalet bu bakımdan kilit bir öğe? Bu konuda biraz konuşmamız lazım. İsteyen söz alabilir. Gerçek çözüm nedir ve neden bunun adaletle alakası var? Hemen başlayabilirim. Hızlıca gideyim ben. Bill Gates hakkında biliyorsunuz biyo mühendislik konusunda çılgınca teknolojiler ileri sürüyor. Yani güneş ışığını tutmaktan bahsediyor, engellemekten bahsediyor. Aslında sistem değişikliğinden kaçınmak için ellerinden ne gelirse bunu yaparlar ve gerçek adil iyileşme için gerçek çözümler neye benzer? Biraz bunlara bakalım. Mesela ne istiyoruz? Yani hedefler ve planlar neye benzemeli ve bunları net sıfır hedefleriyle aslında kıyaslayalım. Salımları azaltmak için gerçek sıfıra Paris anlaşmasının 1.5 hedefine ulaşmak için neye ihtiyacımız var? Atmosfere aldığımız karbondioksit miktarını şu anda hemen azaltmamız lazım ve radikal dönüşüme ihtiyacımız var. Enerjiyi, tarımı, konutu, inşaatı, ekonomik sistemleri bunların tamamını dönüştürmemiz lazım. Yaratmamız gereken dönüşüm muazzam ve bu talepleri ve basıncı aynı anda ilerletmemiz lazım. Çünkü bu olmayacak öbür türlü ve mümkün olduğu kadar salımları sıfıra indirmeye çalışmamız lazım. Ve mevcut salımları da aslında nasıl durduracağımızı düşünmemiz lazım. Hükümetlerin ve şirket hedeflerinin 2050 falan hedefleri değil, 2020-2030 hedefleri haline getirilmesi lazım. Yani bütün bunları yapabilmek için aslında topluluklar için adil olan şeyler içinde adil geçiş ilkelerini benimsemeye ihtiyacımız var. Bunu daha önce de anlatmıştım. Daha önce de ilkeler nedir? Aslında sadece tarım açısından değil, başka sektörler için de geçerli. Endüstrileşmiş agro ticaretten ekonomik
ekolojik üretime geçmemiz lazım. Endüstrileşmiş üretimden ve çeşitli sentetik nitrojen gübrelerinden de daha doğal olanlara geçmemiz lazım. Ve topraktaki aslında o güzel toprağı öldürmelerini engellememiz lazım. Ve aynı zamanda agroekolojik yaptığınız zaman toprağa ekleyecek kompost gibi şeyler yapmanız lazım ama bunu yaparken aynı zamanda topraktaki karbonu da arttırmamanız lazım ve böylece daha dayanıklı, daha olur, suyu da daha fazla tutabilir. Muazzam sorunlar var çünkü özellikle ormanlık alanlar ve aynı zamanda sanayi ürünleri, hayvanlar için de gıda üretmek gerekiyor. Ve aynı zamanda dünyayı beslemenin daha kolay yollarını da bulmamız lazım özellikle. Yani hayvancılık sanayi için üretim yapmak yani insanları beslemek için bunu yapmamız lazım. Ve çiftçi toplulukların da aynı zamanda benim açımdan adil için ekonomik fırsatlara kavuşturulması lazım. Zaten çiftçilik zaten çok zor bir hayat biçimi. Çiftçiler sıkıştırılıyor. Genellikle endüstriyel tarım modeli tarafından zorlanıyorlar, dışarı atılıyorlar. Son derece bunlar çok basit tarım politikaları ve zaten çok güvencesiz olan yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor ve onları şeytanlaştırıyor. Bu yüzden tarımdaki adil geçişlerini geliştirmeye çalıştık. Ve bu adil geçiş nasıl yapılmalı, bu süreç nasıl olmalı konusunda ilkeler geliştirdik. Ve özellikle tarımla uğraşan çiftçi toplulukları için, enerji sektöründeki topluluklar için bu dönüşümü biçimlendirmeleri için alanlar açmamız lazım. Hem iklim hem doğa üzerindeki etkileri bakımından ve sistemin kökeninde çok önemli eşitsizlikler var. Ve bu dönüşümün yıkıcı olmaması lazım. Toplulukların eğitim, sosyal koruma ya da yeni piyasaya ulaşma biçimleri, yeni ekonomik model oluşturma olanakları gibi insanlara kavuşturulması lazım. Aslında şunu diyemeyiz, yani sayın çiftçi bu çözümü ve bunu uygula diyemeyiz. Adil geçiş aslında toplulukları iklim adaletinin karşıtları değil, ondan yanlı, onun yanında insanlar haline de getirmesi lazım. Ben de şunu söylerek başlamak isterim. Adil iyileşme ya da adil geçiş üzerinde konuştuğumuz şu durumda adil olmaz. Bir yıkıcı sistemden bir başkasına geçerek olmaz. Temiz enerji, yeşil, yenilenebilir enerji bunları çok seviyoruz. Ama bu yeni teknolojinin kendisi de aslında yeryüzü annemiz için yıkıcı. Ve bu adil olamaz bir başka yıkıcı model. Bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. Nereye doğru hareket ediyoruz ve nasıl hareket ediyoruz konusunda son derece temkinli olmamız lazım. Temkinli yorumlar yapmamız lazım. Çünkü birçok yerde bunu görüyoruz. Gerçekten yeşil enerji, yerel enerjiler aslında toprakları, arazileri gasp edilen topluluklar pahasına elde ediliyor. Ve bunu söyledikten sonra şuraya geçebilirim. Görmemiz gereken önemli şeylerden birisi şu, özellikle çok taraflı düzeyde bu gönüllü salım azaltmaları konusunda ülkeler salımları azaltmak onlara bırakılamaz. Lütfen bunları azaltın diyemeyiz. Zorlamamız lazım. Jeopolitik düzenlemeler, politik denklemler, bütün bunlar hala son derece güçlü ve kirleticiler o zaman devam edecek bu jeopolitik statikon içinde davranırsak. Ya da diyelim ki
net sıfır çözümler gibi çözümlerden bahsedecekler. Yani kredi şirketler şu anda şunu ilan ediyorlar, 2050'de net sıfıra ulaşacağız diyorlar. Bu ne anlama geliyor? Aslında salmaya devam etmeyecekleri, kirletmeye devam etmeyecekleri anlamına mı geliyor? Yoksa bazı hayali çözümler mi ileri sürüyorlar? Güya bunlar karbon, üretmekte oldukları karbonu yutacağını varsaydıkları, bunu bir tür aritmetik ya da matematik haline getiriyorlar ama gerçek bundan çok daha karmaşık. Bu tür aslında adil çözümlerin yani karbon tazminatı gibi yapılamaz. Ağaçlar aslında gerçekten yararlı ekosistemlerdir. Bizi de kullanın o zaman. Bizim de insan nüfuslarını kullanın. İnsanlar da karbon yutağı olarak kullanılabilir. Yani ağaçları karbon yutağı olarak kullanacaksanız insanları da kullanın ki bu son derece aptalca bir şey. Okyanuslar meselesi var. Bunu da gene biyo mühendisliğin parçası haline getirmek istiyorlar. Karbonları, karbon emilimini sağlamak için. Ama aslında başka araçlar var. Bu da aslında bütün bu ileri sürülen araçlar kirlenmeyi arttırabilir. Okyanusların oksitlenmesini arttırabilir. İnsanların ve diğer varlıkların okyanustaki sağlığını etkileyebilir ve elbette muazzam deniz alanları gaspları var aslında ve şu anda ekonomide gene bayağı önemli bir konu bu. Aslında sömürgecilik bir başka düzeye taşınmış oluyor böyle. Yani arazi gaspından deniz gaspına doğru gidiyor buradaki çözümler. Yani güneş yönetimi gibi tartışmalar, atmosfere nöronlar salmak gibi çözümler. Bütün bunlar aslında neredeyse uzay gaspı anlamına da gelecek ve bunların tamamı bir gasp siyaseti gibi ilerliyor. Ve bu bütün bunlar güvenli bir durum değil tabii bizim açımızdan ve bizim hepimizin aslında tüketimimizi azaltmamız lazım. Her şey için yeni modellere ihtiyacımız yok. Aslında işte yeni modelleri üretip atıkları da bir yerlere dökmememiz lazım. Plastikler ya da ev içinde kullanılan biliyorsunuz ürünler birkaç kere kullanılabilir tamamen yok olmadan önce ya da zaten yok olmadan önce. Sadece çevreyi değil aynı zamanda gelecek kuşakların karşı karşıya kalacağı sorunları da düşünmemiz lazım. Basit sorun çözümler var aslında karmaşık sorunlar olsa bile. Aslında çözümler gerçekten çözüm. Tarım da her zaman söylediğimiz şeylerden birisi. Bunun en kirletici sektörlerden bir tanesi oldu. Ama bu ne tür bir tarım? Bu da gene fosil yakıta bağımlı tarım. Yani aslında sömürgeci plantasyon tarımı. Yani hayvanları ve makinaları besleyen aslında bir tarım bu. Ve aslında tarımdan bizim gıda elde etmemiz lazım ve gezegene yakın olan, doğaya yakın olan bir tarımdan yana davranmamız lazım. Aslında sektörleri ya da insanları suçlamaktan vazgeçip gerçek iklim eylemine geçelim. Aslında insanlar açısından ne olacak, nasıl sonuçlar elde edeceğiz? Bu karmaşık durumu kabul edemeyiz kendimizi içinde bulduğumuz ve nasıl işleri onaracağımıza bakmamız lazım. Bozulmuş olan şey nedir, bu sistemin yerine ne koyabiliriz ve birbirimize şefkat göstermeye, bakmaya, ekosisteme bakmaya, buna nasıl başlayabiliriz? Ama aslında ekosistem bizim bedenlerimiz bir yandan da yani
toprak anaya bakmak, kendimize bakmak, birbirimize bakmak, bunların hepsi önemli. Ama belki kaçınamayacağımız şeyler belki var ve sürdürülebilir bir çözüm olması lazım hepimiz açısından. Kimsenin aslında kar için emeğinin feda edilmemesi lazım. Bu muazzam tartışmalar için çok teşekkür ederim gerçekten. Şunu gösterdiniz, aslında iklim ve gezegensel krizimizin çözümünün merkezinde adalet olduğunu gösterdiniz. Ve önemli yazarlardan bir tanesi şunu söylemişti. Aslında topluluk açısından adalet o topluluğa duyulan aşktır, bu anlama gelir diyor. Gerçekten toplulukları sevmekle ilgili bir şey adalet ve gerçekten temel meselesine bakalım bu krizin. Temelinde ne var, kökeninde ne var, merkezinde ne var? Herkese bu adaletin ne anlama geldiği konusunu tartışmak üzere bize katıldığı için çok teşekkür ediyorum ve gerçekten adalet nereden kaynaklanır ve neden gerçekten adalet için mutlaka iklim eylemi söz konusu olduğunda tartışmalıyız. Bunu güvence altına almalıyız. Bunu asla unutmamalıyız ve gerçekten son derece canlı bir tartışma yaptık adalet konusunda. Teşekkür ediyorum. Gathering.